Diyorlar ki Sakarya'dan gelen sevgili Nahide ve Nail'e babamızı yani 21 Aralık 2018 tarihinde Recep Rahmi Bayraktar, Allah rahmet eylesin babanıza, abimiz Necmi Bayraktar ve gelinimiz Melek Bayraktar öldürdüğü iddiasında bulunuyorlar. Çok ağır bir iddia. Gelinle ilgili bayağı inanılmaz görüntüler var. Onu da belgelemişler. Önce yapılan çekimi bir ekranlara getirelim, sonra görüntüleri izleyeceğiz, iddialarını izleyeceğiz. İki kız kardeşten şoke eden cinayet iddiası. Babam katili bizim 2019 Aralık'ın birinde yemek yerken o gelinin tarafından kafasına vuruluyor. Ama bize denilen şu, yerde oturduğu yerden düşüyor. Ondan sonra düştüğü yerde bir karış yok. Düşüyor, kafasını vuruyor. Biz hep ona inandık. Ta ki elimize delil geçene kadar doktor hastanede babamın kanamasını durduramadığını, bu adam kafasına sert bir şeyle darbe aldı dedikten sonra biz işi ayırdık. Kimden şüpheleniyorsun? Gelini. Gelinin oğlu da bu işin içinde olabilir. Babası neden bunu yapmış olabilirler? Mirasından, malından serep. Zaten o evi sürekli bu ev benim deyip duruyorlardı. Abileri ve gelinleri babalarının katili mi? Sürekli şiddet, evde kavga, huzursuzluk başladı. Ondan sonra en son işte şiddetlerini arttırdılar. Annemin ölümünde bizim gelinin de parmağı olduğunu biliyoruz. Kendisi de itiraf etmiş komşumuza. Kız kardeşimle babamın evine gittiğimizde geçen sene tekrar bize saldırdılar. Bu sefer de oğlunu koşturdular. Silahla o da ateş ettiler. Öldüreceğiz diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Tek istedikleri adalet. Yengeme gelip itiraf etti bu gece Nail'in işini bitireceğiz diye. Babam katili bulsun biz de istiyoruz. Hani sonuçta orada istediği gibi at koşturuyor. Bir insan suçlu olmasa bu kadar şey yapmaz. Örtbas etmeye çalışmaz olayı. Nail'e Hanım, Nail'e Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sakarya'dan geldiniz. Evet. Bir kez daha başınız sağ olsun. 9 kardeşmişsiniz. Evet. Ben önce 10 biliyordum ama 9. Epey bir de kalabalıksınız. Şimdi 2019 yılında daha aslında yeni. Evet. Babanız Recep Rahmi Bayraktar 75 yaşında, Allah rahmet eylesin, hayatını kaybediyor. Önce anneniz zaten vefat ediyor. Evet. 14 yıl önce galiba anne vefat ediyor. Aynen. Babanız da 2019 yılında ölüyor. Peki direkt sorayım, yani siz abinizden ve yenge de galiba hala kızı. Evet. Melek Hanım da halanızın kızı. Yabancı değil aslında. Aynen. Kuzeniniz Melek Hanım. Biraz agresif biri galiba Melek Hanım. Evet, şiddeti çok seven. Sever. Evet. Peki siz yani sizin babanız onlarla beraber mi yaşıyordu? Babam kendi evinde yaşıyordu. Hı. Ama, bütün diğer erkek kardeşlerimiz ev yaptı. Herkese yer gösterdi. Hı hı. Necmi denen şahısa da abim olan dedi ki oğlum dedi bu sene fındığı sana vereyim dedi. Hı hı. Biraz da yardım edelim sana ev yapalım diye. Peki bu Necmi Bey abiniz sizin ne iş yapar? Hazır yer, babamın tarafına bakılırdı. Yani babanız bakıyor ona. Evet sürekli. Babam bakardı onu. Melek Hanım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Ne zamandır beraber yaşıyorlardı babanızla? Evleneli 37-38 seneden beri beraber yaşıyorlar. Öyle mi, 37-38 senedir? Evet, ondan sonra bir 10 sene öncesi mi? Yok belki de 20 sene öncesi bunlar bir Sapanca'ya taşındılar. Hı hı. Annem rahmetli enişteme dedi ki bu Melek bana çok işkence yapıyor. Benim anneniz ölümüm bunun elinde olan olacak. Ne olur dedi enişteme. Necmi inşaat ustası, Sapanca'da da hep villalar olurdu. Hı hı. Al git, ikna et onu da getir oraya dedi. Yoksa dedi benim ölümüm dedi bu kadın elinden olacak dedi. Yani önce sizin iddianıza göre gelininiz sizin annenize, yani kayınvalidesine boğarak öldürmeye mi kalkmış? Evet, çok üzüldüm. Bunu kim anlattı size? Gördü, komşularımız ayırdılar zorla. İki yengem, diğer yengemle de amcamızın gelini tarlasına giderken bağırmaları duyunca hani iki kişi Melek'i zapt edip annemin boğazına ellerini alamıyorlardı. O kadar yani. Evet. Şiddet eğilimli evet, olduğunu söylüyorsunuz. 10 evet. Sene önce bir kez annenizi zehirlemeye kalktığını iddia ediyor. O daha fazla evet, zehirlemeye kalktı. Yine Melek Hanım mı yaptı bunu? Evet. Peki sizin babanız 37 yıldır o evde birlikte yaşıyorlar. Annenize bunu yaptıysa niye orada kaldı onlarla tek? Çıkartamadılar onu. Şu yönden bu evin tapularını, senetlerini bu gelin çaldı. Ondaydı. Babam defalarca mahkeme açtığı halde bile hiçbir şey, mahkemede direkt babama tapun var mı? Hı. Babam da tapu sunamadığı için mahkeme erteleniyor. Nasıl tapuları çalıyor ki? Yani evdeki bildiğiniz tapuları evet gidip çalıyor. Çıkartır ama tapuları bir yerden. Yani tapuyu çalmasın, bir şey değiştirmez ki. İşte o şekilde babam, bir de çoğu babamın yerleri 80 dönüm çoğu senetli. Yani eskiden senet zaten şeymiş, tapu yerine geçiyor. Evet. Ha, şimdi birkaç tane daha gene elinde var. Ondan sonra o senetler evin yanlarında olduğu yerler senetli.
diğer tarlalarımız tapulu. Ben şunu merak ediyorum. O meselelere geliriz de biraz mal mülk meselesi de var. Gelininiz Melek Hanım babaya nasıl davranıyordu? Yani çok şey, Recep Rahmi Bey. Çok kötü. Babanız anlatıyordu size. Yani bir abiniz çünkü bir yengeniz. Anlatmıyordu yani. Zaten çoğu şeylere şahit oluyorduk zaten biz. Neye şahit oldunuz peki? Kavgasına, bağırmasına, en ufak bir kavga çıkartırdı evde. Sürekli Necmi'ye, Necmi al tüfeği vur babana. Zaten babam avcı, meslek bütün o... Necmi de direkt hiç benim babam nasıl vurayım demezdi. Koşardı o diyeme askıdan alırdı tüfeği. Salonu döndürdüler babama. Diğer erkek kardeş. Evet evet. Niye vur diyor babaya peki, babanız niye öldü? Cezaevine girecek, kadın daha özgür olacak, rahat edecek. Kafadan salmaya. Hem kayınpeder ölecek, hem de koca gidecek. Hem de kocadan kurtulacak. Zaten de sevmiyordu. Acayip iddia, evet. Kaç, 7 sene önce benim bu parmağım da kırdı, sakat kaldı şu parmağım. Siz ikisiniz. İkisiniz beraber. Evet evet. Evet. Sizi, parmağınızı Melek mi yapıyor? Beni, evet, sürekli darbeden beni. Ben babamı, ben bakardım köyde. Onun pişirdiğini yemezdi babam. Hep bakkaldan abur cubur bir şeyler yakın alırdı. Yakın mı oturuyorsunuz babayla? Ben Hendek'te otururdum. Aramızda 45 dakika vardı arabayla. Siz Nayla Hanım? Ben yakın. Korucuk'ta, Sakarya, Korucuk'ta gene. Ama siz de, Nayla Hanım daha çok yakın. Ben, peki evet. 45 dakikalık uzaklıkta baba gelip sizi yemek yiyip öyle mi eve gidiyor? Hayır, ben eve gidip hafta sonları okul tatili olduğumu çocuklarımı alırdım. Evet. Giderdim, hem babamın temizliğini yapardım, hem yemeğini yapardım. Ya aynı evde yaşamıyorlar. Melek Hanım yapmıyor mu bir şey? Yemezdi. Zaten babamın işte mahkemede onun hakkında ifadesi var. Ben çeşmemden dedi, bir tek akan çeşmeme, suyuma güveniyorum dedi. Benim eşimin ölümünden bu şeyi sorumlu dedi, hayatım tehlikede dedi. Aa. Bir tek dedi çeşmemden dedi, rahatlıkla alabildiğim, içebildiğim dedi, çeşmemdeki suyum dedi. Hiçbir şey yemez içmezdi yani, beni rahmetli. Beni beklerdi. Gittiğim zaman da pişirirdim, yedirirdim. Geleceğim zaman da 2-3 günlük yemeğini yapardım. Nasıl bir ev? 2 katlı mı orası? Tek katlı ama geniş bir ev. Geniş bir ev. Ha, babanızın kaldığı yeri mi temizliyordunuz siz? O, evet. Ya iki... Diğer tarafları Melek Hanım temizliyor, bırakıyor. Temizliyor. Şey, kayınpederin odayı temizlemiyor muymuş? Ya, onun 2 odası vardı. Geri kalan salonu, mutfağı, tuvaleti falan ortak kullanıyorlardı. Yani ama babanızın yaşadığı odaları temizlemiyordu. Yok yok. Dedi babam kapıları kilitlerdi sürekli. Peki o Allah, siz olmadığınız Allah. Zaman babanız nasıl yemek yiyor? O evde pişen yemekten veriyorlar mı? Ablam var, yan tarafına arsa verdi. Ev yaptı. Onu ablam Arabistan'daydı. Bir kasen oldu geleli temelli. Ondan sonra alırdı mesela, bir şey alırdı, pişirirdi. 2 kilo mesela. Böyle dönerseniz ben, siz izleyiciler daha güzel. Şöyle dön, dön, evet, devam et. Aldığı zaman da bir şey mesela, şey, araba gelirdi mesela, hamsi olsun, herhangi bir şey aldığı zaman 2 kilo alırdı. Aha. Ablama verirdi, al yarısını, yarısını temizle ver bana diye. Ondan sonra evde işte, bir şey yiyip içmiyor. Yemiyor evde. Yemiyor, yani dışarıdan birisi verdiği zaman da yiyor. Bu şekilde benim can güvenliğimle, ben bundan beni öldürebilir şekilde şikayetçi olduktan sonra bir şey yapılmadı mı Melek Hanım hakkında? Yapamadı. Hatta, var mı öyle savcılıkta dilekçeleri falan? Babamın var. Hatta almak istedik onu. Bu gitti, söyledi. Dedi ki kanala dedi, katılın dedi. Onlar bizden istesin dedi. Allah Allah. Olur mu öyle şey canım? Kim dedi onu? Şey, savcı. Oradaki yetkililer aynı şekilde söylediler. Peki bu kadar sıkıntısı vardı. Neden almadınız? Diye yani mi? Baba mı gelmek istemedi? Baba bizim yanımıza gelmek istemiyor. Melek Hanım mı bırakmadı? Hayır, babam gelmek istemedi. Kızlarına gidip kalma, oğullarına kalma. Köyde gene abim vardı. En kendi büyük. Kendi ocağı var ya. Derdi ki. Nayla Hanım söyleyeyim, bir anlatsın, bir şey görüntü getireceğim. Yani en büyük abim derdi ki, baba sabahtan akşam gel buraya kal. Sabahtan ondan sonra burada kahvaltını yaptığın sonra git tarlana, akşama kadar akşam işlerini yap, bahçede kal burada. Gene aynı köyde abimin evinde dahi kalmazdı. Adam kendi evinde rahat ederdi. Şimdi eski siz... zamanlar öyleydi yani. Evet, siz 2000...